Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Laikalar, ben tabi genel bir tespit edebildim şu. Laikalar tren rayına benziyor. Daha önce misal vermiştik. İman esasları da trene benziyor. Tespit ettiğim şu, Kastamonu dış dünyamızı tanzim ediyor. De demek, gitme, yap yapma. İnsanı böyle teşettütlerden, kararsızlıklardan kurtarıyor. Nerede, nerede, kime, karşı neyi, nasıl yapacağını söylüyor. Emirdağ layıkası içsel duygularımızı ve fikirleri kıblesine koyuyor. Karmaşıklıklardan seni kurtarıyor. Sikeyi tasdiki gaybi insanda merak var, merakını da tatmin ediyor. Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. Kur'an'daki o cihat ruhunu tarihçeye hayat veriyor. Laikalar böyle bir hizmeti yapıyor. Bunların yanı sıra laikalar kişiye aidiyet sıfatını veriyor. Yani nereye ait oldun? Yani kimsin, nereye aitsin? İnsana bu haleti, duygu veriyor. Ben buyum. Bunlarla beraberim. İşim bu yani. Yoğumu, ikide bir kuş gibi daldan dala atlamıyor. Çünkü benim mesleğim bu. Aidiyet sıfatını sana veriyor. Ölçüler malzemesi yani. Kim, kime, neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını söyleyeceğinin ölçülerini veriyor, kurallarını veriyor. Onlara ait bir yer okuyacağım. Üzerine şöyle yazıyor mektubun. Emniyetlidir. Çok az mektupta var bu ikaz. Önceden uyarım. Kastamonu 88. O kadar harika bir ölçü ki, tabi ihtiyaç nispetinde ihtiyaç hissedersen çok acayip bir ölçü. Ama ihtiyacın olmazsa ne olursa olsun. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaberedir. Yani muhabbeti ifrat tefritten azade vasatına koyacak bir ölçü bu. Hanımına bakarsın buna, kendi özgüvenini kazanırsın buna, hele hele kardeşlerine, cemaate karşı bu ölçüyle bakacağız. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaberimi hikaye ediyor. Büyük kardeşim Molla Abdullah. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaddin Kuddüs-i Sırruhu'nun has muridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki, Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılığa var. Cümlesi bitti onun. Molla Abdullah diyor ki, onun cümlesi şu. Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Yani orada bulunmasının sebebinden bir tanesi bu. Niye tarikatta? Molla Abdullah Hazreti Ziyaeddin'e bağlılığının sebebi bütün ulumu bilen bir şeyh var. Başka? Kainatta kutbun azam gibi her şey ıttılığa var. Avucunun içi gibi her yeri görüyor. Bu tarikatçıların tabiridir. Yoksa şeyh olamaz. Yani avucu gibi seyretmesi lazım. Kutbun azam gibi her şey ıttılığa var. Her şeyden haberdar. Kutbun azam gibi de öyle. Kutbun azamda öyle bir özellik var mı? Kutbun azamda kainatı artırabilecek
Kulazam gibi dedi ya. He, öyle dedi de işte, öyle değil. Kutbuna her şey ıttıla var. Kulazam gibi her şeye ıttıla, kulazamın her şeye ıttıla var. Hayır, bu ustanın sözü değil, onun için söyledim. Dedim ya, Molla Abdullah'ın sözü. Tırnak da üstüne basarak söyledim. Bu bunun sözü. O müritlerde böyle bir inanış var. Böyle inanış var. Her iddia var. Benim ne yaptığımı da görüyor, haberi var. Evet. Mesela benim yanımda ceyran etti. Sen diyor daire ararken niye diyor, efendiye ne daire arıyorsun diyor. Gece sana iddia edilecek. Git söyle diyor. X yere git. Tamam, sana gece falan yere git, daireyi tut diyecekler diyor. Kiralık daire arıyor. Ben de mahsus bilmemiş gibi dedim ki, nasıl olacak yani böyle, avucuna bakar, nerede başı, ona gece gider, falan sokak, falan daire git tut derdi. Ama şimdikinde değil ama, bu azamlarda bu özellik vardı ama. Bu seviye, bu kutbun azamda da olmaz ki, kainat ne demek ya? Her şey ıttıla var. Ittıla yılan içinde de bir doğmadan önceki orayı yerine biliyor meselesi var ya. Her şeye de o kendisiyle alakalı şeyi biliyor. Doğmadığı önceyi biliyor ama her şeyi. Üfrat. Yani ıttıla var. Olduğu kadar müsaade edirdik adamı. Kainatın her şeyiyle. Mazi müstakbel yok yani. Belki de var, ben bilmiyorum. Ama bu ben, onun sözü, tırnak bitti. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Bak o dedi, ustam onaylamıyor. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Her şeyden ittila varsa, haberdarsa, soruların cevaplarında ittila olur. Ama diyor ki ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilir. Hem sen benim işte ölçü buradan başlıyor. Hem ben, hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Burada harika bir ölçü. Ben burayı bunun için açtım. Muhabbetin sevmenin ölçüsü bak. Bak sen benim kadar sevmiyorsun demiyor. Hakiki sevmiyorsun. Niye? Çünkü onun muhabbetinin sebebi, niye oraya bağlı, niye onu seviyor? Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbul azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyaretini seversin. Tahayyül ettiğin bir ziyaretini seviyorsun. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Sevmesinin sebebi böyle bir seviyesi var. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse, senin muhabbetin ya zahir olur veyahut dörtten birisine iner. Yani muhabbetinin sebebi onun üzerine kurmuş. Kainatta her şey ıttıla var. Başka? Bütün ulumları biliyor. İfrat ediyorsun. Sevginin sebebi bu değil yani, meziyet değil. Kendi zatını. Sen böyle bir ziyaretini tahayyül ettiğin için seviyorsun. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse, senin muhabbetin ya zahir olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim. Takdir ederim. Niye? Ölçüye bak. Enes. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehl-i sünnet vel cemaat şia değil, vehhabi değil. Sünnet-i seniye dairesinde bir, hakikat mesleğinde iki, ehl-i imana halis ve tesirli emniyetli bir rehberdir. O için seviyorum. Bir daha sevginin sebebi eşini, komşunu, dostunu, kardeşini sevmenin sebebi, ölçüsü sünnet-i seniye dairesinde, ehl-i sünnet dairesinde olacak.
İki, hakikat mesleğinde olacak. Üç, ehl-i imana, ehl-i imana halis ve tesirli ve emniyetli bir rehber. Hakikaten onun vesilesiyle çok insan ehl-i sünnet ailesinde namaza başlamış, kitap alıyor, kitap okuyor. Bize bir örnek oluyor. Şahsı makamı ne olursa olsun, ama böyle bir adam değil yani böyle. Şahsı makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Şahsına bakmıyor. Şahsı kusurlarına hiç bakmıyor. Şahsı makamı ne olursa olsun. Demek ki makamla hizmet değil yani. Demek ki halisiyet. Şahsı makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda eder. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse o zatın. Değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Hakiki ölçü bu. Var ya böyle bir hadiste geçiyor zaten. Musa Aleyhisselam'ın kavminde olmuş. Musa Aleyhisselam'a demiş ki Cenab-ı Hak o zata söyle ben onu sevmiyorum. Onu cehenneme koyacağım. Değil mi o Musa Aleyhisselam şimdi? Hadiste bu. Menkibe değil olmuş. O zat demiş ki Allah'ın işi demiş benim. Vazifesinden hiç sebe kadar aksatmamış. Ben nasıl cehennemliyim Allah beni sevmiyor. De işi bırakmamış. Niye yapıyorsun demiş biraz önce. Allah'ın işi demiş. Allah'ın işi başka benim için. O nereye koyarsa o bir takmıyor. Rabbim de olur. Bir şeyde de diyor ki o bana kulum dedi mi yeter bana. O da var. O kuluma söyle. Hmm. Ondan sonra meğer imtihanı oymuş. Allah tekrar Allah şey yapmıyor. Diyor ki evet hakiki halis olduğunu Musa Aleyhisselam'a göstermek istemiş. Bak ne gelirse gelsin bak o. Ya ne olacak olmuş. Perde-i gayb açılsa o zatın hakiki makamı görünse değil geri çekilmek ve vazgeçmek o kardeşten yani vazgeçmek muhabbette noksan olmak bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyadini sen de hayali bir ziyadini seversin. Hayalin nedir? İfrat etmesi. İfrat. O hayal. Hayalinde şu vardı. Kainattaki bütün her şeyi kılığa var. Bir de kainattaki bütün olumları biliyor. Bu verileri üzerine, bu malzeme üzerine muhabbetini kılıyor. Ustad başka bir malzeme veriyor elimize. Üç tane. Ehl-i Sünnet dairesinde. Başka neydi abiler? Hakikat mesleğinde. Üç. Başka? Ehl-i imana bir, halis, tesirli, emniyetli bir rehber olması. Ehl-i imana. Sünnet-i Seniye dairesine bu zat. Hakikat mesleğinde, hakikat asıl imamı. Bu zat ehl-i imana, Müslümanlara halis, tesirli, emniyetli bir rehber olmuş. Ya. Vay be, ne ölçüde. Haşiye. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Allah katında o kişinin değerini bilmiyoruz. Mesela niye halis bak. Halis, tesirli, emniyetli bir rehber. Allah bir kulunu severse, ben bunu kütüb-i sitede okumuştum ya, kafamda kaldığı kadar 5-6 tane hadis kutsi var. Peygamberimize değişik sahabe soruyor. Değişik zamanda soruyor, değişik mekanda soruyor. Ama soru aynı. Aynı soruyu farklı sahabe soruyor. Farklı yerde, farklı zamanda soruyor 20 senede. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Bir defasında şöyle demiş o topluma. Kilise var. Allah bir kulunu severse dünyayı ona, onu da dünyaya küstürür.
Başka bir hadiste, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri ona nasip eder. Bakıyorsun Allah'ın sevdiği işleri yapıyor. E sen daha niye boğaz ediyorsun ki? Bak Allah'ın sevdiği işleri yapıyor, nasip ediyor. Nasip etmiş yapıyor. Allah sevdiği işi yapıyor. Allah nasip et. Demek ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Ölç. Allah bir kulunu severse herkes kendisini şey yapar. Sevgisini kalbe koyar. Kişi ne kadar Allah seviyorsa en az Allah da seni o kadar seviyor. Dört. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Beş. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Altı. Sevdiklerini sevdirir. Sevdiği kişileri sevdirir. Sevdiği kişiler nedir? Bu. Ehl-i sünnet dairesinde, hakikat mesleğinde ehl-i imana halis, temiz, emniyetli bir rehberdir. Oluşu Allah'ın sevdiği. Sen ne, diğerleri zattır. İnsan biraz kendisine bakacak. Bir tanesiyle bugün konuşuyorduk. Birisinden ben de hakimlik yapmıştı. Dedim bak, bu adam bu kadar hizmet ediyor. Yüz kusuru da olsa affedir mesela. Ya ona bakılmaz mı? E tamam da Allah sana niye vermedi de buna veriyor. Bunun vasıtasıyla bu kadar kişi Risale-i Nur okuyor. Bu kadar kişi hakikati tanıdı. E tamam ona bakılmaz da nereye bakılır yani? Sana niye vermedi? Bunu sana niye nasip etmedi? Biraz böyle, biraz adımını temkinle at da. Hani beşeriyetini ne öne çıkarıyorsun? Yani bunun hiç değeri mi yok? Ya tamam da sana niye nasip etmedi? Bana niye nasip etmedi de ona nasip ediyor? Niye benim hastamla olmadı da senin onun vasıtasıyla tüller kaldı? Senin için değeri yok mu ya? Öyle bir acayip bir şey ya. Ölçü veriyor. Benim o kardeşim insaflı ve mudakik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ha şimdi burada bize ne ders veriyor? Şimdi bu şeyi okuduk. Bakayım ustad bize ne diyor? Ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeştir. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zanınız belki size zarar vermez. Ustada biz hüsnü zannediyoruz ya. Ustad yani bize zarar vermiyor gibi. Fakat sizin gibi hakikatbin zatlar, bak sizin gibi hakikatbin zatlar ne yapacak? Vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız birbirimize. Vazifemiz var. Taksimun amal kaidesince hepimize ayrı bir iş düşmüş. Kimisi fitil getiriyor, kimisi kibrit getiriyor, kimisi gaz yağı getiriyor, lamba yakıyoruz ya. Bana bunu vermiş. Sana da onu vermiş. Kaderden isimiz bu. Hangisi emniyette, hangisi emniyette yok. Allah'ın nazarında Rıza ile hangisi nazarsa onu biz bilmiyoruz. Sana onu nasip etmiş, o da onu nasip etmiş. Daha nitvanti değil. Rıza ile mazar olursa. Ama bir taksimul mesai, taksimul amal sırınca bir hizmetin bir tarafını Allah nasip etmiş. Etmiş mi o kardeşimize? Bir tarafa sana da etmiş. Tamam işte. Artık beşeri kusurlar beşeriyette kalmalı. Ani ve fani olmalı. Rüştü abi derdi ki böyle bize her gün öğlen ders yapardı. Ya abi kızmayacak mıyız ya? Darlanmıyoruz da işte falan. Derdi ki bir Müslümandan Müslümana kırgınlık hadiste 3 gündür. Bu Nurcu'ya ait değildir der. Nurcu en fazla bir uykudur der. Uyku aleti o değişmesi lazım. Hala iz takip eder gibi o olayı takip etmek doğru değil. Hatta o kusuru hizmete zarar veriyorsa da. Ha bu şahsı kusuru. Yani hizmet olursa umumu hukuktur. O affedemezsin zaten. 94. maddede hakikat çekirdeklerinde mütekelim vakti olsa yani kişi kendi adına olsa hataları musamaha istersen et etme. Yani sana diyor ki o zatın mütekil vakti kendisine aitse edebilirsin. Yani edersin ve etmezsin affedin.
Ama mütekelim mal gayr olursa, yani ben yaptığım kusur şahsımda kalmayıp cemaate mal oluyorsa, o zaman affedemez. O kusur da nedir? Gene ihlasta da şey yapıyor. İsrar etmek, takip etmek. Yoksa her bir kusur kusur değil. Çünkü usta diyor ki, kusur kusur bilinirse, kusurluktan çıkar. Affada mazhar olur. Tövbe ve istiğfarla günahlar bile siliniyor. İlk tövbe sistemini aktif eden Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam bize yol açtı. Allah ona layık olduğu gibi muamele etsin. Yani o kadar mükemmel bir iş yapmış ki, alemin gaybı alemin şehadete taşıdı bizi ve olayı. Bir de tövbe yolunu açtı. Tövbe sistemi çalıştı ilk defa. Yani kusur umumi hukuk dahi olsa, kusurunu anlasa, manevi bir istiğfar ve nedamet de zimni bir tövbedir diyor. Kusurunu anlasa, takip etmese o şeyi, o kusurunu, yani kusurunu da anlasa, o kusur kusurluktan çıkar. Kusur değil. Ama ikide bir, 7 sene önce Kasım sen böyle yapmıştın, 15 sene önce Rıza sen böyle yapmıştın, tencit pilavı gibi koymak, bu garaz. Ondan daha beter o zaman. Yani kusursuz nerede bulacağız ya? Kusur olacak. Ha, kusur bilinirse, manevi tövbe ve istiğfar olan kendi şeyini anlatsa, ısrar etmese, yapmasa kusurluktan çıkıyor. Sen Allah kusur diyorsun. Ama Allah kusur demiyor ona. Tövbe üzerime alıyorum diyor. Kur'an'da. Bir daha dönülmemek üzere nasuh tövbesi üzerime alıyor diyor. Yani sen daha ne ısrar ediyorsun? Daha kusur işte. Diyor ki, Ustad şöyle bir ölçü, sizin gibi hakikatli zatlar neye bakacak? Vazifeye bakacak, hizmete bakacak, o noktadan birbirinize bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağı kadar kusurat ile alude mahiyetim, benden kaçmaya bir vesile olur. Sizin kardeşlerimden kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime karşı haddimden pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ustad kaçıyor, geçiyor falan. Kutlul Azam'dır, Arş-ı Azam'dır, Mehdi Azam'dır. Öyle diyor, benim şahsi makamım Mehdi Azam'dır diye muhabbeti bağlama diyor. Mücedid-i vazifesi Risale'nin verilmiş. Bediüzzaman Risale'yi yok. Ariyetaman'a verilmişti. Said Nursi beşeriyetidir. Bediüzzaman ruhun aynı darlıdır. Risale-i Nur ise o ruhta gözüken hakikattır. Bunlar Risale-i Nur, Resail-i Nur, Risalet-i Nur, Sirac-i Nur, bir de Sirc-i neydi? Dört tane böyle tabir var. Hepsi farklıdır. Bir, ilham anlamına, bir külliyat şeyine, bir de Risaletin, Risalet hakikatının devamına, bir nübüvvet hakikatının devamına vesaire. Şimdi bizim o değil mesleğim, şunu devam edeyim. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman ettirmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkini tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayın. Ben size nispeten kardeşim. Mürşitlik haddim değil. Ustad da değil. Belki ders arkadaşıyım. Çünkü Emir Dağ 1.48'de diyor ki Said Nursi de bir talebedir. Risale talebesidir. Gene Emir Dağ 1.125'de ne özü billah diyor. Said diyor Risale'ne sadakatin olsa siz irtibatınızı ve sadakatınızı bozmayın diyor. Ben de bir talebeyim. Said Nursi talebedir bizim gibi. Ben size nispeten kardeşim. Mürşitlik haddim değil. Ustad da değilim. Belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârâne dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet emniyetli ve gayet kıymetdar, bak sizlerle gayet kutsi, gayet emniyetli ve gayet kıymetli.
ve her eyliği mana menfaatlı bir hizmette taksimül mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Çünkü her eyli imanın meselesi. Haşir. İmanı mesele olduğu için tarikat gibi değil. Dini cemaatin bir konusu değil. Mesela haşrın ispatı, miracın ispatı, Allah'ın ispatı, insanın tanımlaması. Hangi Müslüman, hangi meslek şerbi diyecek ki benimle alakası yok bu mevzu. Ama kadiri tarikatta olan evrat ve esker, Nakşi'de zaten onu alırsan seni almıyor. Hani bu, fakat bu öyle değil. Şimdi bak ne diyor? Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi bir, gayet emniyetli ki, gayet kıymetdar üç ve her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade emniyet ve kıymeti ve ustatlığı ve irşadı bize kafidir. Ben biraz merak etmiştim Kasım. Şahs-ı manevi. Öyle bir anlayış değil böyle. Öyle inanç falan değil. Canlıdır. Ruhludur. Vücud haricisi var. Meşgul olduğum için söylüyorum. Şahs-ı manevi nedir? Aylarca meşgul oldum. Toparlayıp cümleyi söyleyeceğim size. Sen mesela tefekkür ediyorsun. Havuza gidiyor. Peki herkes imanlı olacak ya. Şahs-ı manevi hazırına gidiyor. Amelin gidiyor. Dört tane şey. Tefekkür. Kalbi intiba. Ruhsat kemala. Ruhsal kemalat ve eylem. Oluştur namaz. Dört. Rızan da gidiyor o havuza. O da gidiyor, o da gidiyor. Bunlar karıştır. O herkesin dimağdaki, kalbindekiler, hani aklın ürünü olan tefekkürler. Onlar realitedir. Nefs-ül emirde hakikati var, mahluktur. Mesela akılların toplamı, kalplerin toplamı, ruhların toplamı, fiillerin toplamı gibi bir şahsi manevidir o. Atomik bir vücudu olmadığında manevi deniliyor. O bize işte himmet ediyor. Sekeratta da yardım ediyor. Kalbim taşıdı da var. Bende iki tane böyle sözde kalı gayretim bir şey var. Orada da hani şey gibi diyor. Bir şeyhin müridine koştuğu gibi diyor. Şahs-ı manevi de koşuyor mu sekeratta? Ahmet sağ ol. Emirdan'da o tabi var. Yani kalben ruhen sizinle alakalı bir şahs-ı manevi diye tabirat var abi. Evet evet. 108 mi neydi? Ha, 105'ten. 105 mi? İşte onları topladım için diyorum böyle. Mesela akılların toplamı akılsız olur. Ruhların toplamı ruhsuz olur. Hayatların toplamı hayatsız olur. Ama bedensel bir hayat yok. O işte şarkta, garpta, kuzeyde, güneyde, dünyada ahirette olsa, ahirette derse beraber o yardım ediyor. Himmet ediyor yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kalbine Enes bir duyguyu koyar, aklına bir fikir verir, istiyorum ben onu. Ya sen mi istiyorsun? Fişi bağladı işte. Nasıl ki birisi buraya bir sinyal veriyor, basıyor, seni görmüyorsun. Sigara ver ya, bir sigara ver. Sen istemiyorsun. Sen böyle ifade ediyorsun, düğmeye birisi basmış. Kimin işine yarıyorsa düğmeye basmış. Ha, mesela ben bunu yapacağım, bu hayrı. Ya bu hayır yapasın diye bu duyguyu, bu fikri, bu ilmi, bu aleti sana veren senden önce seni düşünür. İşte o. Allah Allah. Yardım etsin. Bak tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade emniyet ve kıymet ve ustaplığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye, bu zamanda her şeyin fevkinde, çay toplamaktan, efendim para kazanmaktan, yemekle, her şeyin fevkinde hizmet-i maniye en emniyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise kemiyete nispeten emniyeti azdır. Yani sayı çokluğu kaliteye göre emniyet azdır, yok değil azdır. Hem muvakkat ve mutahabil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, idemat-i maniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Siyasi hareketler, muvaffakiyetler vesaire. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında
feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Yani şahs-ı manevinin manevi makamına kanaat edeceğiz. Şahs-ı makam değil, şahs-ı manevinin makamını. Biraz önce anlattım. Böyle bir makama kanaat edeceğiz. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritane Ali makam vermek yerine birbirimize uçuyor kaçıyor falan değil. Fevkalade sadaka ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Bir daha. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritane Ali makam vermek yerine. Acayip uçuyor kaçıyor makamı şöyledir. O tarzda değil o. Ziyaddin tarzında değil. Fevkalade sadakat lazım. Bir. Fevkalade sebat lazım. Fevkalade müfritane irtibat lazım. İhlas lazım. Onunla terakki etmeniz. El-Baki vel-Baki. Ustadınız, şeyhiniz, kutbul azamınız demiyor. Kardeşiniz Said Nursi. Şimdi şuradan başlıklar okuyacağım. Keseceğim. Kaç dakika oldu? Yarım saat abi. O zaman başlıkları okuyayım. Keseyim. Şeyde şey yapabilirsem, bir üç şahsiyet var ya, orayı da şey yapabilirsin, bari oradan girdin. Mektubatta mı? Ben ilk basın başta dedim, öyle mi? Tamam, o doğru söyledim, tamam. Peki. Peki canım kardeşim. Nerede? Çok acayip o senin söylediğin. Vallahi buna yemin, bunun üzerine kutsiyetin yerine yemin ederim ki, o kadar vartalardan, o kadar sıkıntılardan, o kadar çıkmazlardan beni şahsen kurtardı, vesile oldu ki şu anda okuyacağım yer. Ve çok kişilere de onu ölçü gösterdi. Çok var. Yani insanın şahsiyet var. Üç tane şahsiyet var. Birbirine farklı haller var. Burada bulunduğum bir halet var. Mesela bir vazifedarlık. Şimdi okuyorum. Kardeşiz bu şeyhlerden yapma. Delal-ı Kur'an olan Saidi Muvakkate Makam 37. sayfa Barla'da bunu söylüyor. Ustadım diyor, ben makama geçince bir şey oku, ders yapınca bende tuhaflık oluyor diyor. Diyor ki Delal-ı Kur'an olan Saidi Muvakkate Makamı olduğu için diyor, sende o ariz oluyor, yani veriliyor. O senin değil diyor. Yani bu onun. Buradan inince bitti. Fatiha çekince iniyorsun. İkinci bir şahsiyetin, evde kitap okuyorsun, tefekkür ediyorsun, namaz kılıyorsun. Evrat, eskar, hususi dünya, orucun, namazın. Bir de beşeriyet işte, memleketin, soyun, sopun, beşeri, çay içiyorsun vesaire. O ahlak. Üçü birbirinden ahlakı farklı. Peki nasıl kurtarıyor? O beşeriyetine bakıyorsun, ya bırak ya adam ya, adam olsa zaten ya, bırak ya kürsüye gideyim. Bak ne yapıyor? Beşeriyetini alıyor, kürsüye mal ediyor. Oysa kürsü onun makamı değildi. O onu tebliğ ediyor, tebliğ, dellallık yapıyor. Hani niye kurtarıyor? Çünkü çok çıkmazları şey yapıyor. Hani adam olsaydı, kendisi yapardı. Beşeriyeti var, ubudiyeti var, bir de vazifedarlığı var. Ama birbirinden kopuk makamlar olmakla beraber, yakın nerede? İkisi yakın, üçü de yakın olsa. 24. mektup, değil mi Ahmet? 320 lira abi. 320 mi? 320. 19 lira. Ondan sonra geldim. Evet doğru. Ben şimdi hızlı okuyayım çünkü zamanımız az. Çünkü 1,5 sayfadır. Pek izahı yapmayacağım. Zaten bilen insanlarsınız. Şu mepas bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acayip ihtilafattan gelen hayretlerine karşı farklı farklı haletlerden şaşırıyorlar abiler. Hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaikına ait bazı kemalat o hakaika dellallık eden vasıtalar veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazın kutsiyeti çok burhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile
ahkamı umuma kabul ettiriyor. Bir daha. Meazın kutsiyeti. Yani anlattığım konuyu kaynak göstermek. Çok burhanlar kuvvetinde tesiratı gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit delal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o meazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki, bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim şöyle ki, bir insanın mutadi şahsiyeti olabilir. Bir insanın. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Öyle bir vali mesela veya müftülük, estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz geleni. Buyurun estağfurullah. Olmaz ki. Her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki, ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Aynı adam evine gittin, buyurun oturun. Tamam ne istiyorsunuz? Böyle olmaz yani. Bu da kibirdir diyor. Ve herkese demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Makamın iktiza etti. Şimdi burada bir tanesi tabii bilmeyen yeni birisi gelse vay be hoca ya. Yani, neler biliyor bak. Anlatıyor. İndiği zaman sokakta bir görse peki kendisi tartamayacağı bir hareketi veya pazarlığı görse kirlemalarını var. Hemen suizan edebiliyor. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse mesela bir nefer bir müşir makamında oturtulsa o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi adi küçük hasletleri makamın iktiza ettiği âli yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Nasıl Risale hizmet ediyor? Risale esastır arkadaşlar diye bu kitabı herkese buraya getiremez. Olmaz ya. Biraz şahsiyetiyle, beşeri şahsiyetiyle vazifedarlık yakın olacak. Hak edecek yani. Hak edecek, yakın olacak. Bir de okuyayım istersen şaşırdınız da. Tamam canım Risale-i Nur tesir ediyor. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, Kur'an peygambersiz olmaz, olsa manasız kağıttan ver kalın. Şimdi canım. Bak bir de okuyayım istersen. Bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o da asker. O iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. Nefer gene paşa. O neferin şahsi adi küçük hasletleri makamın iktiza ettiği âli yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Eğer o vazifeye sahip, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise o iki şahsiyet birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse işte böyle olur. Neferle Maraş'a. İşte bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi okuyorum. Kur'an-ı Hakim'in hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O delalın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki o ahlak benim değil, ben sahip değil. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız. O makamındır. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde dergah ile müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurumu bilmek, fark ve aczini anlamak, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metü sena etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemal. Üçüncü şahsiyetim.
Hakiki şahsiyetim, yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki, o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen, ya damar yani, şaka diyoruz ya köyde işte damarımı kestirecek, demek damar var. Bazen bu damar riyaya, hubbucaha bir arzu bulunuyor. Hem asıl bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşlerim, sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve suyu hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Cenab-ı Hak merhametkârâne kudretini dar-ı hak kabiliyet şartiniz kaydesince Cenab-ı Hak merhametkârâne kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en etna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âli bir makam-ı mürşidiyet makamında olan hizmeti esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Vay be. En âli makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmeti esrar-ı Kur'aniye. Kur'an'ın sırlarını ortaya çıkarıp yaymak hizmeti. En âli bir makammış. İstihdam ediyor. Yüz binler şükür olsun. Nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi, hâza min fadli Rabbi, el-Fatiha.